Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizleri bambaşka bir yolculuğa çıkarmayı planlıyorum. Twitter'daki paylaşımları üzerine konuyla alakalı bilgilerini paylaşan sevgili Cem Türktekin'le iletişime geçerek Twitter üstünden yayınladığı bu bilgilere kanalımda yer vermek istediğimi söylemem üzerine kendisi bu teklifimi kabul etti. Ben de bunun ardından bu sürükleyici ve çoğumuzun belki de hayatta bile olmadığı süreçlerde dev isimler arasında yaşanan belki de hırpalayıcı, rant dolu, bir o kadar da sert geçen bir çekişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer kahveleriniz ve abur cuburlarınız hazırsa videoyu başlatıyorum. 1980'ler Pepsi ve Coca-Cola'nın soft drink alanında kıyasıya mücadele ettiği yıllardı. Batı toplumunda tüketim patlaması yaşayan gazlı içecekler çok yüksek kar marjıyla alıcı bulurken pazara hakim olan bu iki firma arasındaki yarış her geçen gün kızışmaktaydı. Bu rekabetlerin en hareketli yaşandığı alan ise şüphesiz reklam sektörüydü. Bu iki firma 1980'lerde fırtınalar koparan rock ve pop yıldızlarını reklam yüzü olarak kullanarak tüketimin ana damarını oluşturan genç nesile hitap etmeye amaçlamaktaydı. 1988 yılında Michael Jackson'la anlaşan Pepsi, Pepsi Generation sloganıyla satış patlaması yaşıyor ve rekabette çok büyük bir hamleyle öne geçiyor. Coca-Cola'nın buna karşı hamlesi ise asla gecikmiyor. Whitney Houston'la anlaşma yapan firma kısa sürede pazar payını yeniden kazanmaya başlıyor. O yıl düşük kalorili içeceklerin tanıtımını da Whitney Houston'la ilk kez yapan Coca-Cola kusursuz bir reklam kampanyasıyla üstünlüğünü ele geçiriyor. ...1989'da çıtasını korumak isteyen Coca-Cola erken davranıyor ve 25 Aralık 1988 tarihinde George Michael'la bir yıllık bir anlaşma gerçekleştiriyor. Rakibinin gerisinde kalmak istemeyen Pepsi'nin ise buna karşı vereceği cevap oldukça büyük bir merakla bekleniyor. Ancak Pepsi'nin çok fazla zamanı yoktu. Zira yapacak olduğu anlaşmanın Şubat ayında yapılacak olan Grammy ödüllerine kadar mutlaka yetişmesi gerekiyordu. Ve o anlaşma 25 Ocak 1989'da Madonna ile gerçekleşiyor. Anlaşma totalde 2 yıllık bir anlaşmaydı. Bu süre zarfında Madonna'nın Pepsi'nin reklam filmlerinde oynaması, firmanın organize ettiği konserleri vermesi, Grammy başta olmak üzere ödül törenlerinde firma logosunun yer aldığı görseller sunması gibi yükümlülükleri vardı. Bu anlaşmanın değeri ise bu maddeler karşılığında toplamda 5 milyon doları kapsıyordu. 2 Mart 1989'da ise Pepsi için çekilen ilk reklam filmi yayınlanıyor. Piyasaya yeni çıkan Like a Prayer şarkısı eşliğinde 2 dakikalık bir reklam filmi bu. Bu reklam filminde 1960'lı yıllardaki Madonna'nın 8 yaşındaki hali resmediliyor. 8 yaşındaki küçük Madonna odasında bulunan televizyondan 30 yaşındaki Madonna'yı izlemekte. Go ahead. Make a wish. Madonna'nın bilinen hüzünlü bir çocukluk evresi var bildiğiniz üzere. Babasıyla zorlu bir ilişkisi var, annesini ise 30'lu yaşlarında kaybetmişti. Bu reklam filmi çekildiğinde ise 30 yaşında olmasına yaptığı vurgu da annesini 30 küsür yaşlarında kaybetmesinin altını çizer nitelikteydi. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhafazakar kitlelerce ve aynı zamanda aile kuruluşları tarafından da oldukça ilgi görür. Ve Pepsi bu reklam filmiyle birlikte beklentisinin çok üstünde bir geri dönüş elde etmişti. Zira Madonna projesi sadece gençlere değil, aynı zamanda orta yaş kuşağına ve ev hanımlarına da hitap etmekteydi. Reklam filmi yayınlandığı akşam 40'tan fazla ülkede 500 milyondan fazla kişi tarafından izlenme kazanıyor. Ancak bu rüya sadece bir gün sürüyor. Firmanın yaptığı tüm yatırım, ertesi gün yayınlanan Madonna'nın kendi albümü için çektiği Like a Prayer klibiyle adeta elinde patlıyor. Olay yaratan klipte Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan tüm dini tabular adeta Madonna tarafından alt üst edilmişti. Klip Amerika'daki ırkçılık eleştirisi yaptığı sahneyle başlıyor, kutsal ve dokunulmaz kabul edilen tüm dini dogmaları hiçe sayarak ülkede infiale yol açılıyor. Klipte beyazlar tarafından saldırıya uğrayan bir kadının yardımına koşan siyahi bir genç, polis tarafından suçlu olduğu düşünülerek yakalanıyor. Life is a mystery.
Olayın tek tanığı olan Madonna ise şok geçirerek bölgeden kaçıyor ve bir kiliseye sığınıyor. Kilisede bulunan çarmıha gerilmiş siyahi İsa heykeli ise bilinen profilin çok dışındaydı. Zira o güne kadar İsa'yı siyahi olarak resmeden hiç kimse olmamıştı. Madonna'nın öpmesi sonucu canlanan heykel çarmıhtan kurtuluyor ve kiliseden çıkıyor. Sonraki sahnede ise kilisede Madonna ile sevişmeye başlıyor. Klipte ayrıca yanan dev haç figürleri var. Madonna'nın ellerinde ise stigma yaraları. Stigma, İsa ve havarilerinin çarmıha gerildiğinde el ve ayaklarından aldıkları yara izidir. Hristiyan inancına göre sıradan bir insanda stigmanın var olması çok büyük bir hadsizliktir. Bu klibin yayınlanmasının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu buz kesiyor. Bir gün önce aynı şarkıyla göklere çıkarılan Madonna bu klipten hemen sonra bir anda ölüm tehditleri almaya başlıyor. Önceki günlerde Pepsi reklamlarını destekleyen bu aile kuruluşları bu defa Pepsi ürünlerine boykot çağrısında bulunuyor. Ve bu olaylardan sonra Pepsi'nin satışları sadece 15 günde %40 oranında bir düşüş yaşıyor. Bu olaylara tabii ki Vatikan'da sessiz kalmıyor. Papa 2. John Paul klip nedeniyle Madonna'nın aforoz edildiğini duyuruyor. Aforoz sonrası İtalya başta olmak üzere çoğu Katolik ülkede Madonna albümlerinin satışı durduruluyor. Papa'nın çağrısı üzerine Texas'ta nüfus sahibi bir ruhban olan Rene Gracido konuya dahil oluyor ve Pepsi içen hiç kimsenin artık günah çıkaramayacağını ilan ediyor. Hatta hızını alamayan rahip, Pepsi ile aynı grupta yer alan KFC, Taco Bell ve Pizza Hut gibi markalara da boykot çağrısı yapıyor. Rahibin bu sözü ülkedeki Katolik çevrelerde kabul görüyor ve adeta Madonna dinleyen ve Pepsi içenlere karşı bir cadı avı başlıyor. Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Pepsi firması, Mart ayının sonunda 2 yıl için anlaşmaya vardıkları Madonna'nın sözleşmesini feshettiğini gazetelere ilan vererek duyurmaya başlıyor. Bu fesihi Pepsi tarafından gerçekleşmesi nedeniyle Madonna'ya daha önce ödenmiş olan 5 milyon dolarlık bütçenin ise iadesi istenemiyor. Pepsi'nin tek isteği bu konunun bir önce kapatılıp tamamen unutulması yönünde oluyor. Madonna kendisine karşı yürütülen bu linç kampanyası nedeniyle bir süre gözlerden uzak kalıyor, ardından da müzik hayatına devam ediyor. Bu süreçte çok yıprandığını her fırsatta dile getirse de yine olsa yine yaparım demeyi de ihmal etmiyor. Ve Like a Prayer albümü ise tüm bu skandallara ve tüm engellemelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 milyondan fazla satış rakamı gerçekleştiriyor. Ki Madonna da bu albümü dahilinde verdiği konserlerin tamamından Pepsi ile yaptığı bu anlaşmada elde ettiği bütçeden çok daha fazlasını zaten kazanıyor. En büyük kazancı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında sanat camiasında edindiği saygınlık oluyor. People ve Musician dergilerinde 10 yıla damga vuran sanatçılardan biri olarak ilan edilmeye başlanıyor. Birçok kişiye göre ise Madonna 3 Mart 1989 tarihinde şarkıcılıktan sanatçılığa adım atmıştı. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bu sayede başta Madonna ve Michael Jackson'ın tüm dünya markaları için ne kadar önemli figürler olduklarını bir kez daha görmüş oluyoruz. İçerik için de tekrar Cem Türktekin'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin Twitter profilini de aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu tarz 80'ler ve 90'lar dönemine ait bilinmeyen konularla ilgili ya da ilginizi çeken bu tarz konularla alakalı başka konularda varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.